Hadi kapattım. Kapatıyorum. Bizim Discord'dan bir tutmuş bir server gizli müzalim müziğiymiş. Yo değil Umut. Yastık altına ne kadar param var? Bakayım. Bakayım. Allah. Üf, seni seviyorum falan yazmış. Bak. Sen mesaj mı atıyorsun lan? He abi milyonlarca mesaj olmuş. Ne oldu? İsmail abi ne yaptın abi? İyi ne olsun ne olsun. Arkada yeni şeyci gelmiş ha. Reklamcı mekran falan işi veriyormuş. He dur bir konuşayım. Merhabalar, reklam işleri yapıyor musunuz? Merhaba evet buyurun. Ya böyle Lütfen merhaba buyurun. dediğim. Ben İsmail bu arada memnun oldum. Ha, memnun oldum Berkant ben de sağ olun. Ha memnun oldum. Ya ben zaten size konuşacağım. Bir telefon numaranızı alırsam süper olur. Tabii ki vereyim hemen. 558 2084. Oo, damat burada işte. Ah siktir yakalandık. Ha tamam aldım. Ben bayağı bir dertliyim şu anda. Sonra geleceğim. Bay bay. Tamam abi, tamam. Damat kim ki? Selamun aleyküm. Reklam işleriyle siz mi ilgileniyordunuz? 2080'de yanlış mı yazdım? Damat, ne yapıyorsun? Ya çok yakışıklı olmuşsun dayı, ne olmuş? Evet, teşekkür ederim. Damat hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Dost, ya iyi gidiyor. Dede ben bir üstümü değiştiriyorum. Hadi bakalım bekliyoruz. Koş gel. Ney? İsmail abimle aşkı bir anım eğlen. Kahraman derdi. Kahraman buraya gelecekti. Gördün mü? Ha burada arkada. Hayırlı olsun diyelim mi hadi. Bak orada. Ha kahraman. İsmail abi olsun. Abi ben mi evleniyormuşum? Ya hayırlı olsun abi. Olsun. Ha, okey tamam kendinize iyi bakın ben bayılıyorum şuraya doğru. Ne lan? Abi tamam. Lan İsmail ne oldu? Abi evleniyor deyince bayıldı ya. Abi heyecandan bayıldı. E oğlum evlenecek tabi. Onun için de uğraşıyorum ben burada. Abi İsmail sen şunu alsana. Ya, İsmail kendine gel kalk. Yavuz bırak. Tamam suyu aldım ben. Allah Allah abi ne iş yapıyorsun ki sen şimdi? Ha şimdi gelsene bir konuşun. Ha biz konuşuruz ya. Gel gel İsmail gel sana da göstereceğim. İsmail dün açalım. Nasıl araba? Sizin için aldım. Nişan arabası. Ha çok güzelmiş. Beğendim bu şey yapıyor mu? Beğendim beğendim. Zıplıyor mu peki? Yok ya ne zıplaması? Bu araba zıplıyor muymuş? Ne bileyim işte ben de onu merak ettim. Hep bu arabalar zıplıyordu. Ayşegül için boyattım. Beyaz, saf, temiz. Sizin gibi. Ha süper olmuş valla. Çok beğendim. Çok da teşekkürler. Ne diyeyim? Ya şurayı biraz çizdirdik ama. Ha onu hallettiririz ya. Şaziye abla filan. Valla güzel olacak, güzel olacak. Ya biz şimdi gittik tamam mı? Ben Eşan'da falan konuştum. Ha Ayşegül dedi ki. Amca dedi en kötü dedi şey yapalım dedi. Dedem dedi nişan yapalım dedi. Ha biz onu planlayalım yapalım. Aynen ama dedim yani en azından bir nişan yapalım. Ondan sonra Eşan Hanım'a gittik işte Eşan Hanım'la falan konuştuk. Kahraman aradım. Bu kahraman sen bu mekanı alan adamlardan biri değil misin? Mekanı alan adamlar derken? Oğlum bu gece kulübü sizin değil mi? Geçen gece kulübü ya. Bizim. Gece kulübü bizim. Ya ondan emin misin? Neden şimdi, ondan emin miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Şehirde iki tane organizatör şirket var bana göre. Biri deli bal, biri de siz. Haksız mıyım? Evet doğru. Ya biz şimdi Eşan Hanım'a gittik. Ben dedim ki şimdi seni de aradım. Bence sen Eşan Hanım'ı ara. Birlikte büyük bir şey organizasyon edin. Nasıl? Oğlum, birlikte ortak, mi? Evet canım ortak payda da buluşursunuz. Onu valla amca bir sormam lazım. Mesela tam birlikte şeyiz vesaire de. Onu bütün patronlara sormak lazım. He haklısın tabi. Ya şimdi şöyle bir şey var kahraman. Şey mesela nişanı enşanları veririz. Büyük yani büyük bir de size veririz mesela. Bekar olarak ne bileyim. Bir şeyler ayarlayın yani aranızda. Anladım. Ya bizim için hiç sıkıntı yok. Biz her türlüsünü oyarız da ben bir ondan bir bahsetmem lazım. Çünkü bizim için gece kulübü mantığı ya. Hani nişan canım, gece kulübü olmaz. Mantık olarak birazcık değiştirmek lazım orayı yani. Ha evet yani onun tabii canım, onun tabii. Planlamasını yaparız aynı dedemle beraber değil mi? Evet onu tabii, plan tabii. Yapmak lazım yani. Ya ben şeyden haber verdim. Mesela Eşan bana şey dedi. Sıçtık yani sıçtık. Gece kulübü dolmak zorunda değil dedi. Ben dedi bütün mekanları gezerim dedem dedi. Sana ben de bir kıyafet değiştireyim mi? Ben bir dakika bizim Keno'yu bir arayayım da. Ananı sikiyim nasıl bir RP'ye girdik.
Hayır abi, evlilik falan istemiyorum ben karakterde ya. Zaten Ayşegül karakteri de istemiyor. Dede zorluyor, bir şekilde halledeceğiz onu. Mesela şey yaparız, nişanı yarın yaparız. Yılmaz abi, bir dakika amca geliyor hemen. Amca şimdi bizim... Oğlum bu kimdir lan İsmail? Evet, gelin bakayım şimdi, konuşun, anlatın. Neyi? Ayşegül, anlat bakayım yavrum. Sen kendin anlat. Neyi anlatayım dede? Ya ağzınızdan kerpetenle laf mı alayım? Bu nişanı yapıyoruz, hadi bakayım. Amca. Allah'tan karama gel. Ben bir Ayşegül'le konuşayım Ayşegül. Ben uyurken ne oldu? İsmail, çok kötü şeyler oldu, haberin olsun. Neden? Bildiğin turboyu takmış gidiyor şu anda. Kendisi şu anda düğün arabası aldı. Ona söyledi, üstüne söyledi. Götürdü beni mağazaya. Elbise baktırdı. Anlıyorum. Sonra kuaföre götürdü. Fiyat aldık. Sonra da organizasyoncuya götürdü Eyşan Hanım'a. Bu deli bala. İstersen ben telefonumu sana bir tut istersen. Tutayım. Ne yapacaksın? Kalk bir konuşalım. Şey ne oldu? Ya bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Yani bayılınca bir gene bir şey oldu sana. Yok yok, hiçbir şey yok. Ya biz nasıl peki dedem ya ben yapacak bir şey bulamıyorum. Bir şekilde halledeceğiz o zaman. Olmadı bilmiyorum. Ya ben çok dil döktüm, anlamıyor. Sen anlat istersen. Peki benim Kenya'dan kuzenlerim gelse beni kaçırırsa filan? Ya bilmiyorum, tutar seni vurur. Ha, okey tamam, bir şekilde halledeceğiz. Allah Ya yine. vallahi diyor ki o zaman seninle gezmeyecek, Ha, ben öyle bir şey istemiyorum. ayrılacaksınız. Konuşur hallederiz o zaman. Şimdi zaten Tamam. bir dakika. Kahraman bir gelebilir misin? Evet, buyurun İsmail. Şimdi sen hangi günü verdin bu şey için? Neyi mi? Bu etkinlik için? Şu an bir gün vermedim. Şu an amcanın tam belirli bir günü vermesini bekliyorum İsmail. Ha, tamam. Sen bir hafta boyunca dolusun abi. Bir gel. Niye? Sırf merakımdan sen IBAN'ın kaç? Benim ibanım Bir saniye bir telefonumu alıp geliyorum. Tamam. Ya öyle bir şey yok ya. Bir saniye Nasıl ben yok? bir dakika. Ben bir telefonumu alabilir miyim? Aa tabii ki. Benim kızımı istemeydi, ben de istemiyorum yani. Kusura bakmayın. Nereden duydun abi? Öyle bir şey olur mu? Ayşegül nasıl istemiyorum? Ayşegül dedi. İsmail hayırlı olsun. Ben de Eyvallah abi. öğrenmek için gelmiştim ama. Onu ayarlıyoruz. Dedem ben zaten organizatörle konuşuyorum ya. Niye, nasıl öyle bir şey diyorsun? Vallahi Ayşegül geldi dedi ki. İstemiyor dedem dedi. İstemiyor dedi. Ne deyip? Yok öyle bir şey yok. Hayır ben şey yapıyorum sadece planlıyorum bir şey yapıyoruz. Yani dedem bir sakin ol bir şey yok. Ben hani halledeyim sen çok yoğunlaşma falan diye. Hani her şeyi üstlenmişsin. Ben de elimden tutayım biraz. Tamamdır. Tamam ben bekliyoruz şey o zaman. yapıyorum. Ben o IBAN'ı bir daha alayım. Şimdi İsmail ben anlayamadım. 163 IBAN'ım da olayı anlayamadım. Ben. Efendim Faruk abi. Ne yapıyorsun burada? Abi bir işte organizasyon düzenleme vesaire vesaire vardı. Onun için Mükremin amcayla konuşmaya Organizasyon. geldim. He. Sen. Vallahi biz girdik bu işleri diyorum ya, sana gece kulübünü açıyoruz Bugün diyorum. olmaz abi işte. Senden iyi biliyorum da gece kulübünü. Açıyoruz açıyoruz bugün açıyoruz. Ben de dedim şey İyi. sahibinden emin misin? Abi benim şeyler içkiler falan iyi oldu mu? Hallettin mi onları? İsmail sen Ya benden IBAN'ı niye mekanın istedin ya? kendi Halledeceğim abi bir içki saniye. anlaşması varmış. Ha, olsun. Seninkinlerde depoda ucuz olarak satacağız. Ey sen şey yaparsın içersin. Yok oğlum 100'er tane aldıktan nereye içiyorsun? İkram ederiz olmadı. Olur. Ya dedem şöyle dediler. Şey indi lan, motor indi, adam öldü. Abi vallahi
Valla açılış var. Nerede ya? Aa manyağa bak, ne yapıyor orada ya? Tanıdık kim, ne oldu lan oradan? Bayramda olmaz diyeceğim aynen. Kamil, iyi misin? Dur bitmoy, hastane böyle oldu. Hastane diyor abi, ben kaldırıyorum Kamil'i. Motoru devirme. Değilim, değilim. Abi ağzına girmiş, ağzına girmiş, tamam. Allah. Sıkıntı yok, ağzına girmiş. Bu motoru sıkıntı buradan hastaneye götürsen onu. Ha öyle yapacağım. Nasıl becerdin Kamil'i bunu? Buraya nasıl soktun bu motoru? Duran şey yapıyordu. Ha anladım, anladım. Adım tapmadım be. Anladım. Anladın mı yoksa? Anladın mı değil mi? He? He? Ambulans zaten gelmiş. Ya yukarıda bulduk. İsmail sağ ol. Bir şey değil abi, her zaman. Bak tam motorla şurada. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Heh, dedem bir olay olmadan bir konuşalım da. Şöyle diyorlar, ben konuştum. Bayramda olmaz bu tür şeyler. İki bayram arası filan. Bayramdan sonra yapalım diyorlar. İki bayram arası mı? Ha bayramdan sonra ya, yapalım diyorlar. Bayram 2 gün sonra. Yani bayramın işte arasında değiliz. Bayramın arasında olman için tam önce bayramın da geçmesi lazım. Hayır bayram arasındayız. İki bayram arasındayız. Bayramdan sonra yapalım diyorlar. Hayır ya, iki bayram arasında değiliz. İki bayram önündeyiz. He ben anlamamışım o zaman. Evet. Ramazan'da Kurban Bayramı. Sen payı çok da çok iyi 21. ay için canımsın. En iyi haberimsin. Ya ben Tahsin'e sordum, o Kenya bayramından bahsediyordu herhalde. Yavrum bize ne Kenya'dan ya, Allah'ın Ugandalıları. Ya ben de ne bileyim işte Tahsin'e sordum. Hayır. Efendim? Şimdi Yılmaz abi geliyor, onunla konuşursun direkt. Ha okey tamam. Direkt Yılmaz şimdi abi konuşacağız. Geliyor. Şey ya bu etkinlik organizasyon düğün falan varmış da abi onunla ilgili bir şeyler yapmaya düşünüyorum. Yani oğlum, mekanda düğün diyorsun. İstemiyorsan da en azından nişanlandırmak istiyorum ben sizlere. Öyle. Ha olur tamam, tamam olur. Boş, hayır hayır. Hadi yo ben planlıyorum abi, yardım edeyim falan diye. Bak zaten sordu, söyledi bak ne zaman geleceğini. E tamamdır gelsin de. Şimdi tamam geliyorlarmış ya, yoldalar. Efendim. Sıçtı sıçtı. Aklıma ne geldi? Ne geldi? Açılış var değil mi? Bizim açılış var. Aa İsmail bu arada bekliyoruz ha hepinizi. Açılış. Kaçtı abi? UTC ile olay kaçtı Yılmaz abi, UTC ile bizim açılış. UTC ile 1-2 civarı olacak. 1-2 civarı. Ha okey tamam. Selamünaleyküm. Merhaba. Aleykümselam. Nasılsınız abi? Kolay gelsin. İyiyiz iyiyiz, ne olsun. Ayşegül sana bir şey yazacağım. Telefonda bak bakayım. Tamam dede. Asıklı sıçtık. Nişanı yapacağız, yapacak bir şey yok. Ben sahne ve afetlerine girdim işte. Sen bunun öncekini yaptım, görecektin asıl. Ya bu Louis Chiton değil mi? Efendim abi? Yok abi bir şey. Bundan önceki şeydi. Akrep Nalan. Özel kreasyon. Allah ya. Doktor niye dövdü şeyi Kamil'i? Doktor valla dövür dövür kaldırıyor. Öyle herhalde selam hobi olarak. Aleykümselam. Yok abi bir şey yok burada. Niye peki dövüp kaldırıyorlar? Kendisi istedi ya. Ha tamam manyak abi, doğru mantıklı. Aa BDSM'ci abi. Abi. Bir şey herhalde seviyormuş abi. Bak abi oluyor falan. Yılmaz abi ne diyorsun? Vallahi. O... İsmail hoş geldin. Bir konuşmak lazım onu mekanın sahibine. Ha konuşalım konuşalım. Nasıl planlayabiliriz? Hadi inşallah. Ne? Kim evleniyor? Ayşegül ben. Biz sen mi damatsın? Ay maşallah maşallah. Yani öleymişim, öleyim. Ben bilmiyorum. Hayırlı olsun. Bana düğün şarkınızı yazın, düğün şarkınızı söyleyin. Ya şefi çağırayım diyorum. Seni bir de bir tıraş edek. Ya onu halledeceğim ya. Olmaz yani. Yok böyle olmaz tabi tabi. O takım da çekik sana bir. O var ya. Tarafı toplansın bir tıraş takım tabi. Allah abi bir şekilde halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğim. Yapacak bir şey yok. Bekarlığa veda valla. Hanıma sorsun artık bilemiyorum. Biz yaparız. Şahit olsun. Neyi yapak? Bekarlığa veda partisi. Ayşegül burada. Öyle bir şey olursa büyük ihtimalle sopayı bir yerime sokar. O yüzden yapmıyoruz. Bir dakika ben sorayım yengeye.
Yengeciğim. Efendim. Bir beyle bekarlarla daha parça yapabilir miyiz İsmail'le? Ama böyle şey eğlencelik yani. Eğlenceli yani. Dansız yok. Dansız yok. Tabii tabii öyle kendi aramızda içmeli. Kaç tane yavuz var? Ayşegül. Ne yapıyorsun? Yok daha söz yok ya öyle. Hayır bir tane değil, bir tane de peşmerge. Onlar kendi arasında yapsın, kızlar kendi tamam, arasında yapsın. Tamam, he erkekler arası böyle. Bakayım nasıl oldu ya. Bir şeyler yapalım ya. Kızlara da yapalım bekarla veda. Evet evet kızlara da yaparız, kızlar da yaparız. Kızlar kendi arasında yapsın. Nikah sonunda ek atacağım. Ben nasıl oldum böyle ya. Hadi be Poğaça geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim dinlediğin yer için canımsın. En iyi abonemsin. Eyvallah. Bakayım ben de şu abi inşallah bak ben uyarıyı yapıyorum. Daha söz sokarsanız size girer o sopa. Yok. Ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Bekarlığa veda partisinde yaşananlar bekarlığa veda partisinde kalır. Doğru. Kahraman. He sonra fotoğraflar falan çıksın da ortaya. Neyse. Yok efendim ne fotoğraf. Abi dur bir dakika daha. Mekanda mı yapıyoruz? Mekanda da. Mekan, vallahi Yılmaz abiyle görüşeceğim onu. Ya onun sahibiyle var. Konuşmak lazımmış, öyle söylediler. Aa öyle mi? Sahibi mi? Sahibi yokmuş. Gelecek, sahibi pasaport kontrolü geldiğinde hemen hallederiz o işi. Ha ben konuşurum. Tamamdır. Anam çok güzel oldu. Nasıl bir şey oldu? Çeyrekleri tam altınları hazırlayın bakalım. Çeyrek mi? Çocuklar düğün hediyelerini hazırlayın. Tabii tabii. Düğün mü kim evleniyor? İsmail ile Ayşegül. Ben bir yürüyeyim de. Merhaba. Berkant ben memnun oldum. O yeni gelmiş. Ayşegül bu arada ben konuştum. Bir saniye. Ne konuştun? Bu Berkant'la konuştum. Senin reklam olayını konuşacağım daha doğrusu. Ama ben zaten onlara bilmeden bir şeyler karıştı. Biz ne yapacağız? Vallahi gördüğün gibi durum böyle. Sen yok bir sürü şey gelişti. Engel olamıyorum. Evet ben de engel olamıyorum. Fark ettim. Dedem çılgın atıyor şu anda. Yapacak bir şey yok şu noktada. Düğün yapmadığına şükür diyorum. Şöyle yapalım. Bir dakika bir telefon. Tahsin Kenya'dan arıyor. Alo. Kenya'dan alo. Mı? Hayır Tokyo'dan merhaba. Ne yapıyorsun Tahsin? Ya abi bir şey soracaktım diyeyim. Benim çikolatalar geldi mi? Abi senin çikolataları isteyeceğim ben. Tamam yani bir an önce gezmeli ama o ya. Ben anladım, kargoyu tamam. Yanlış mı söyledim tamam. Ona? Tamam ben hemen hallediyorum senin çikolataları. Tamam, tamam hadi 80 hadi. Taneydi ama hadi, karışmaz. Tamam 80 hadi. Tane çikolata. Görüşürüz. Küsüz. Evet. Çikolata falan diyor anlamadım ben de. Ne? Çikolata. 80 tane çikolata istiyormuş. Anlamadım. Allah Allah o Kenya'dan getirmiyor muydu ya? Heh ben de onu sordum işte. Anlamıyorum. O zaman yani seni şu anda kitlemiş gözüküyor galiba. Evet yani o kadar anlattım anlamıyor. Tamam biz şöyle yapalım. Ben bir şekilde yani ya ben zaten en sonunda böyle bir şey yani ben de açıkçası istemiyor değilim ama sıkıntı yani bu kadar acele etmemize gerek var mı? Hani beraber ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Nişanda beni kaçırsınlar. Tamam. Okey. Kim kaçırsın? Polise söylerim kaçırır. O çok sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. He. Kaçırmak konusunda pek sıkıntımız olmaz. Tamam. Nişanı bence bugün yapmayalım. Ben bir hafta bir de böyle bir tatile çıkayım. Sen de takıl burada. Tamam. Okey. Şöyle yapalım. Ben zaten nişan bugün yapmayalım. Ben zaten mekan yarına falan hazır olur. Bugün açılışı var. Bir şekilde atlatırız. Ben hatta şimdi konuştururum. Mekan... Bugün yapmayalım diyorsun da ikna etmeye çalış. Yo onu hallederim. Onu hallederim. Şimdi ben onu hallediyorum. Bir saniye ver. Tamam. Bekliyorum. Arkadaşlar oynayan kişi tatile çıkıyor. O yüzden öyle söylüyor. Çünkü hiçbirimiz yokuz burada tatilde. Trip değil bu. Allah. Yine pilavlı yapıyorlar abi benim evde.
Ana sikim ne oluyor lan? Ya yemin ediyorum para su gibi akıyor ya, sikeceğim. Niye? Aa tamam, 9000. Eyvallah abi, I know it. Yeah man. Siz aksiyon istiyorsunuz bence. Sizin ya amacınız farklı ya. Ya olur mu aksiyon? Ben diyorum burada düğün müziği önemli değil mi efendim şimdi? İleride kasette ne izleyeceksin? Peki bir örnek ver. Mesela bir şarkısın sen. Çok klasik değil mi? Ömür boyun. Ama bu mesela annemle babamın örnek ver dedin ya. İşte ya yani çok yaşlı olduk. Şimdi. He o zaman. İlanı aşk ediyorum benimle evle. Bak orada da İsmail abi böyle ele, şeye yatar böyle yere, şeyi kaldırır yüzüğü. İsmail görüşürüz. Görüşürüz ben abi. Bu ne? Ne oluyor? Bu arada o şarkı daha da eski ha. Ne yapıyorsun şey, falan? Neyi çaldıracağız şey oğlum? Şey yapsana lan. I will always love you. Oğlum çok klasik ama kahro. Hayırlı olsun İsmail. Hacı abi musun? Bir saniye sakin olalım. Sakin olalım. Gel öp. Tamam sen gel sen öp. Ah, eyvallah. Hadi bir de bakalım, sen öp ıslak ıslak. Ne olabilir ki şarkı ya? Ben bir yürüyeyim nefes alayım. Kahro ne olabilir lan? Efendim, benim sana aklıma gelmiyor ki. Bir saniye. Hallettin mi? Halledemiyorum çünkü mekanı şöyle halledeceğim. He. Nasıl hallediyorsun? Şöyle işte böyle halledelim, mekanın sahibiyle ben konuşurum. Yarın yapalım diyorlar yani. Yarınmış ama. Olur olur, yarın yapalım. Yarın ben tatile gidiyorum. Tatile mi gidiyorsun? Evet. İsmail. Son şansın. Tatile beraber çıkıyoruz. Ayşegül tatilde. Beraber o çok mi? Tehlikeli ama. Ayşegül tatile çıkarsa çok tehlikeli olabiliyor yani. Yapacak bir şey yok. Kitap da bastıracağım adıma. Ayşegül ne yapıyorsun şimdi? Bu gece mi? Başka gece mi? Başka gece. Ben planlayayım. Güzel olsun yani. Böyle boş olmaz bu kadar hızlı. Yani güzel olsun işte. O mekanı biz konuşalım, halledelim. Hatta ben direkt konuşayım şimdi. Tamam dur. Eyşan Hanım'ın numarası var mı sende? Yok alayım. Kurtardık amına koyayım. Gittik onunla konuştuk. O tamam alıyorum ben. Nerede Eyşan? Söylüyorum. 5 3 4 9 6 0 1 Bu okuyuşuna bayılıyorum. Yazdın mı? Tamam tamam yaz. Ben gidip konuşurum şimdi. Deli bal değil mi? Evet evet deli bal. Tamam ben güzel planlarım yani, böyle boş olmasın şimdi, bir kere güzel planlı olsun yani abidik kutba böyle tabii. Hop çat diye böyle tepeden indik filan. Yok canım öyle şey yok. Ama heh, aynen. Bir konuşalım mı? Bir konuşalım. Abi neler dönüyor. Bana istemiyormuş gibi geldi. Bana da öyle geldi. Ben ayrılmayı düşünüyorum. Allah. Yok, ben tatilde zaten 5 tane daha bulurum. Gerçekten mi? Allah. Vallahi dede bizim oralarda bir kitap vardı. Ayşegül tatilde. Ayrılır mısın? Ayrılır mısın? Ayrılır mısın? Sen bilirsin. Senin kararların. Aynen öyle dedi. Ben bavulumu hazırlayacağım bu gece. Bikinimi de koyacağım. Mayokinimi de. Gidiyorum ben. Bu arada... Tamam. Atla o zaman arabaya gidelim. Tam bikinimi alalım. Hadi gidelim. Bir saniye bir şeyler içelim. Hadi bakayım. Ya dedem çok güzel bir araba bu ya. Eyvallah canım eyvallah. Dur bakayım kapısını açayım. Atla. O zaman siz kaçıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hadi bakayım İsmail biz kaçıyoruz. Bay bay. Görüşürüz. CK mı geliyor? Yok abi CK gelmez ya. Hamileyim diyeceğim abi.
Hamileyim. Hamileyim kartı çıkmak zorunda. Gönderme tweet at. Abi İsmail nereye gönderme tweet atıyor? Allah ne taklar attım. Kıyafet değiştirdim. Markete gidiyorum ya şu anda. Yazıklar olsun. Allah ne oluyor lan? Bu kim? Tahsin mi lan o? Tahsin abi gel, Tahsin abi. Tahsin abi değil misin? Kitaplar filan. Yanımız gitmedi de yani motorda takla atmışım abi. Dur bir dakika ben bunu... Oh! Şu anda güzel RP dönüyor. Bakalım dur bir dakika nasıl çevireceğim İsmail'i. Çevirecek miyim bilmiyorum. Bitim bir şey hemen aldım görevin başına geçiyorum. Tahsin abi fırladım da kusura bakma. Ben dedim İsmail'i markete yollayın. 80 tane çikolata yollayacaklardı. Bak bakayım gelmiş. Bakayım mi? Abi. Gelmemiş ama. Parası benden merak dur, etme. Dur ben halledeyim. Aa gelmiş gelmiş tamam burada. Güzel güzel. Hepsini üstüne taşıyabileceğim mi ya? Bilmiyorum bir bak bakayım. Kenarlara ya Hudi'nin ceplere filan. Yok taşıyamıyorsun. Bir 20 tane ver bakayım. Okey. Bunlar çok özel çikolata. Yok ya bu da çok büyük. Allah bir 10 ver. Bir 10 verdim. Bir daha deneyeyim. Öbür cebe tamam. Sıkıştırayım. Dön bakayım. Ha yok olmuyor. Bir saniye bekle. Sen bir git koy. Tamam bagaja sığıyor. Ver bir onu daha.
Sen bunları bana 20'den bırakırsın. 1600 veririm ben sana. O kargo geliş parası falan. Ha tamam. Bir onda sen al üstüne, gel bagaja koyalım. Abi ben İsmail arkadaşlar. Ben de ne yazacağını biliyorum ama İsmail ne yazacağını bilmiyor. Ya onun farkına varmanız lazım. Koydum. Ben mi koyamıyorum ya? Sana vereyim, sen de ne? Yanında zaten. Bir saniye. Benim karga pantolon var ya, onlar rahat tamam. Ediyor. Veriyorum. Aslında burada açılıyor ya bagaj. Dene bakayım. Deneyeyim bir dakika. Allah Allah bak. Ha valla oldu. He, hepsini koy bakayım. Tamam attım valla. Bakayım. Açıl. He tamam. Ben de şunu da atayım. 80 tane tamam. Dur sana kargo parasını ödeyeyim. Tamam verdim. Heh, tamam süper. Almak ister misin şimdi bundan? Olur bir tane versene. Bekle. Tanesi 100 lira. Okey. Ama hemen bitirme bak böyle yavaş yavaş ye. Yediğinde Kenya'ya gidiyorsun. O yüzden bunun tadını çıkar. Peki müziğiyle beraber daha iyi olmuyor mu? Ya müzik yok ki şu anda. Yemin ediyorum aslanları yürürken hissettim. Gördün değil mi? Bak orada bir zürafa var. Onu gördün mü? Gördüm. Aslan saldırdı şu anda. Vahşet! Öldü vallahi bütün boynu. Ay çok kötü oldum. Dikkatli ol, dikkatli ol. Sandviçi ne kadar satıyorum? Ben bir sandviç... Her şeyi bitirmişler yine. Sandviçi ben 42 dolara satarım ya. Bak sen stokta da bir tane çikolata kalmıştı. Bari onu da alayım. Ya bu normal çikolata. Bunu hemen yiyeyim. Bitsin bu. He bu kötü normal bu. Ya. Bu? Leş baksana. Merhaba İsmail. Merhaba Tahsin. Eyvallah abi. Merhaba merhaba. Kenya çikolata almak ister miydin? Buradan alma. Kaça? 100 dolar tanesi. Ver hadi. Peki gel. Altyazı M.K. kolay gelsin. Kolay gelsin komiserim. Sağ olun. Kolay gelsin beyefendi. Kusura bakmayın telefona bakıyordum da merhabalar. Estağfurullah merhabalar. Ata ben teşkilata yeni geldim ve mekan. Ha merhabalar evet benim. Öyle bak, şey. Şubay Bey dediler. Evet merhabalar Ata benim tanıştım memnun oldum. Ben de memnun oldum. Siyah sigara. Güzel. Tamam ben şuradan alayım bir eksiklerimi. Şu dergiler de bunlar dergiler ne zaman satışa çıkacak lan İsmail? Abi onlar sana bedava. Ha adamsın. Ama ihtiyacım yok benim biliyorum. Ha biliyorum ama alabilirsin yani ihtiyacın yani olmadığı şey için de. Efendim. İsmail ne? Bey'in herhalde içeceği pek kalmamış ama sonra uğrar alırız. Nasıl ölüyor anasını satayım? Ne yaptınız ölüyor? Ya İsmail geçen geldim burada sigara yok oğlum sen ne sigara gene yok Süleyman. İçecek yok. Ya ben o ya o şey ama şey yaptım ya sipariş ne vereyim ya? Bir saniye. Bitmiş daha yeni geldim ama yeni evet, uyandım. İçecek ve sigara. Süleyman komiserim. Şimdi canımcımı kastı yalnız söylüyorum. Bir öncekinde canımcım dedim ya panik yapıyor. Oğlum o yüzden aynı şeyleri yazıyorum dünkü hatırladığından. 15'ine komiserim 100. Bunlar bana gelişi zaten çok pahalı. Niye bakacaktım ben? Para söyledim. Ha, sen şöyle dön bakayım. Ben döneyim. Ha. Hangi cebimde? Sol cebimde. Ne yapacaksın komiserim böyle döndürdün ama. Tadına bakacağım. Vereyim ben. Kek var mı hala? Kek var. Özel patlaklı galiba. Abi ya, vallahi yok satıyor ha. Beni.
Ha fark ettim, geçmiş olsun. Hadi almadı, gitti bir tane. Nasıl gidiyor? Otelden çıkarken seni gördüm, Ayşegül ile konuşuyordun. Ha şu anda güzel gitmiyor, anlatacağım bir saniye, akıl ver bana Allah aşkına. Diyor ki kapmayanı kaparlar, ben gideceğim Bahamalara. O ne demek? Bahaneler sayma, ben yarın tatile gidiyorum, döndüğümde artık ne olur bilemem diyor. Karpostal atarım falan diyor. Hayda. Vallahi abi ne oldu anlamadım. Nereye gidiyormuş tatile? Bahamalara gidiyormuş bir de. Sen de gel benimle Kenya'ya gidelim. Ama çözüm değil ki. Kıskanır belki. Kenya'yı mı? Bilmiyorum abi, Kenya'ya hiç gitmedim. Kıskanıyor musun yani? Bilmiyorum ki. Tahsin abi. Ya çikolatası gibiyse her zaman kıskanır tabii ki de yani. Tahsin abi. Bir dakika. Neyleri alalım? İsmail niye trip üzerine trip yiyor? Abi yesin ya. İsmail zaten her zaman kazanıyordu. Biraz da kaybetmeye ihtiyacı var abi. Son bir haftada her bir boku kazandık yaptığımız neredeyse. Win RP'si oldu. Biraz da kaybetsin istiyorum karakter. Bilmiyorum ne, ya şöyle bir şey var. Nasıl ya çevireceğimi biliyorum. Nasıl çevirebileceğimi biliyorum ama öyle çevirmek istemiyorum. Çok kolaya kaçmış olacak. Hani evlilik teklifi tabii ki de çevirir bu RP'yi ama çok kolaya kaçmış bir RP abi o. Yani o şey istemiyorum. Aa sigara aldım onları. Bülüp 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 bülüp. Alo. Sen neredesin? Ben sana doğru bir geliyorum. Bir akıl almam lazım senden. İyi tamam. Yani benim de seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ha tamam süper. Hadi görüşürüz. Tschüss. Bay bay. Aman 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 aman. Öldü mü o araba? Öldü galiba. Ya Şaziye abla nerede? Az önce gitti. Geldi tamam. Ne haber? Şaz yapla, sen öyle üşümüyor musun? Yo neden? Merak ettim sadece. Ben üşüyorum da o yüzden. Yok canım, değişmeyiz. Ha tamam. Merak ettim, o yüzden sorayım bir dedim. Yaz yeni başlıyor. Ha. Şimdi sen bir konuş, adam konuş, benimkisi biraz uzun olacak da. Dışarı çıkalım istersen. Olur. Atla, gel gel. Seni favori mekanıma götüreyim mi? Olur. Ben bir kemeri takayım da. İyi. Ne anlatacaksın bakalım? Ay. Terbiyesiz. Tamam. Bir şey yok. Arabaya üzüldüm zaten. Daha yeni dolgu yaptırmışsın. Artık bir tane daha. Sen zaten elinden geliyor. Sen yaparsın. Ha. Kendim yapıyorum zaten her şeyi. Evet aynen. Dinliyorum seni. Ya ilk önce sen anlat. Ben benimkisi uzun sürer. Şimdi bizim bir motor kulübü açtık çocuklarla. Ha gördüm.
Ona açılış buluşması için bir 50 tane bira lazım. Senden alalım dedik ama. Ha olur. En ucuzunu hallederim. İşte bize bir fiyat çek oradan. Bir markete gidelim mi o zaman? Hemen halledeyim. Sonra hallederiz. Yarın olacak. Olur. Zaten. Olur olur. Tamam tamam. Ya Şazi abla şöyle bir problem var şimdi. Ayşegül'ü biliyorsun. Senin kız. Ha artık benim olabilir mi emin değilim. Şöyle bir sıkıntı oldu. Dedem var ya dedem çıldırmış bugün evlilik şeyi tutturmuş. Ondan sonra Ayşegül de almış bir yerleri gez demiş araba aldırmış bilmem ne. Biz de daha önceden konuşmuştuk dedeyi durduramıyoruz sakinleştiremiyoruz. Yani biz normal bir iki tane yemek yiyelim daha bu kadar hızlı gitmeyelim evliliğe bu kadar hızlı gerek yok filan demiştik. Bugün ne oldu bilmiyorum. Bir şeyler olmuş ben uyurken. Ondan sonra kendisi şu anda kapmayanı kaparlar. Ben tatile gidiyorum. Kaslı erkekler, Bahamalar gibi bir şeyler diyor. Ay kıskandırma tribine girmiş. Senin onu sahiplenmediğini düşünüp üzülmüş biraz. Ne yapayım? O yüzden seni kıskandırmaya çalışıyor. Nerede olduğunu öğren basalım kızı hadi. Tamam. Sonra kap kolundan de ki benimsin. Sonra? Yani evlenmek istiyorsan tabii. Sonrası? Siz sonrasında konuşmanı yapacaksın kıza. İlanı aşk edeceksin. Ha. Bir daha. Artık daha önce ettim bilmiyorum ama. Etmiş gibiyim. Evet. Sonra kızın kalbini alacaksın. Tam da yani şimdi olay şu. Yani nasıl? Nasıl? Nasıl yani, konuşacağım mı demeye çalışıyorsun? Heh evet. Mesela gideceğiz şimdi Ayşegül diyeceksin ki Ayşegül ben senin bu adamlarla olmana dayanamıyorum. Ben seni seviyorum ve seni kıskanıyorum. İşte benden başkasıyla olma. Güzel tamam mantıklı sonra, ben hiç aklıma gelmemişti işte, tamam. Seni seviyorum. Bla bla. Bir tane de yüzük al istersen giderken. Ha direkt orada bitirelim diyorsun işi. Orada kapatabilirsin meseleyi. O da var anladım. Yani. Öyle bir seçeneğin anladım. De var. Anladım. Okey. Tamam. Artık yapacak bir şey yok. O zaman gidelim. Ben öğreneyim yeri. Arabayı değiştirebilirim istiyorsan. Yo bu güzel gayet. Tamam. Yerini öğrensen. Ay ama dur bunu değiştirelim. Kızı nasıl alacağız? Ha doğru diyorsun. Yani kucağında almak okeyse sana. İn bakayım. Ya artık geri söyle. Yanında Şaziye'yle mi gideceksin zaten kıskanır. Allah. Atla. Sen bu arabaları nereden buluyorsun? Neyi bunu mu? Ya genel benim, olarak hepsini. Daha avlanma sporuna çıkış aracım. Anlıyorum. Önde balta falan var yüzden hayvanlar falan saldırıyor çünkü. Peki bunda bir aslan ezdin mi? Evet. Nereden biliyorsun? Ha iyi olmuş. Bir şey de ezdim. Beyaz kaplan vardı bir tane. Heh, hepsini ez onların. Ben gördüğüm genelde şey yapıyorum zaten. Onlar bana saldırıyorlar çünkü. Erkek adam erkek sever. İsmail Ayşegül'ü bırak. Şaziye seni. Bana da aynı şekilde. Aradın mı kızı? Mesaj attım. Şimdi yeni söylüyor. Hadi bakalım. İnşallah. Ben karakter... Yani şöyle karakter... Ben mi sorsaydım? Ha o daha mantıklı olurdu. Ben trip yedim zaten.
Bir sahile doğru gitsene. En son sahildeydi. İşaretten bakayım. Haritadan. Kemerini tak. O bindiğim anda taktım bu arada. Aha! Sıkıntı yok. Usta şoför var burada. Yüzük yok ki oğlum server'da. Elmas var da ya, RP'sini yaparsın oğlum slash me ile. Direkt sahilde söylemek zorunda da değilsin bu arada. Başka bir yerde de söyleyebilirsin. Sahil romantik istersen. Aslında bence öyle söylesem daha iyi. Böyle şey yok mu? Sizin ikinize özel bir anlam ifade eden bir yer. Soyulduğumuz yerler var. Ne olur. Ama evet, hoş olmuyor yani. Güzel, yani her yerde soyulduk şehirdeki. Aferin size. ...550-85-26 Aslında hastaneyi de seviyoruz ama neyse. Hastanede evlilik mi teklif edilir İsmail? İşte o yüzden ben de. Neyse. Ben ölürsem sen beni gelir alırsın. Ben ineyim bari. Aa, o değil mi? Sopa var. Tam ben dediğim gibi uyarımı verdim. Ben buradan izliyorum. Dediklerimi yap bak, unutma. Ölürsem güzel bir fotoğraf çekersen süper olur. Ölme, ben seni kurtarayım, sıkıntı yok. Ayşegül, ne yapıyorsun? Sopa ne için? Ne yapıyorum biliyor musun? Her şey gibi sopanın da yenisini alıyorum. Ha, şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Şaziye abla şu anda değil. Şaziye ile mi geldin bir de buraya? Akıl danıştım. Ayşegül, şimdi şöyle bir şey var. Hadi ne söyleyeceksin söyle. Söyleyeceğim ya. Şimdi sen böyle anlatınca ben Bahamalara gideceğim, erkekler falan. Ben çok kıskandım. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Benim ol istiyorum sadece. Yani kesinlikle öyle bir şey istemiyorum. Erkekler şey yapamazsın başka erkeklerle. Özür dilerim, öküzlük yaptım. Şazi abla da bu öküzlüğümü gösterdi. O yüzden şöyle bir şey aldım. Allah. Benimle evlenir misin? Sopa yiyeceğim, sopa vuracak. Kalk ya. Cidden mi, dönmeyecek misin? Hayır. Yani dönmeyeceğim, hayır. Cidden mi? Ya söyleyeyim mi cevabımı? Evet. Ya evet olsun. Söylüyorum. Evet. Reddedecek. Hayırlısıyla evet. Bir anda çok panik yaptım. Çok panik yaptım. Oley. Karakter altına sıçtı. Ben çok mutlu oldum. Nasıl Sıra. Süründürdüm ama? Daha iyi süründürdün. Şaziye abla olmasaydı, aklıma sokmasaydı ben ne yapacaktım ya? Panik yaptım, o yüzden ya. Öyle oldu. İyi ettin ama. Neyse, fotoğraf çekil demiştim. İyi ki fotoğraf çıktı. Fotoğraf mı çekti? Twitter'a bak. Hay Allah'ım ya.
Ya ne olur ne olmaz bir fotoğraf çek dedim işte. Ama tam şimdi bu çok gördüm. Ani oldu. Ya ha, benim biraz düşünmem gerek. Stresten, stresten, panikten, stresten. Tam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. İsmail, kollarına dikkat et bak, kayanın arasına sıkışacak. İyiyim, iyiyim, sıkıntı yok. Ne oldu İsmail? Lan kafa, kayıyor lan, kafana vuracak. Dur İsmail, kalk konuşalım ya. İyiyim, iyiyim. Dur ben aldım seni. Tamam, sakinim, sakinim. Sen de ne her yere alıyorsun kucak taktısı gibi ya. Ne alaka be? İsmail'in ablasıyım ben. Tabi alacağım. Ablam abla fark etmez. Şahsen, o ne demek? Ben de işte, mi evlenecek kız? Ben kız öyle abla. Bir şey mi dedim? Kız Şahsen abla tamam tamam biliyorsun sen. Dur ben uzaklaşayım henüz. Kurup kurup çıkarmayın bunları. Yani Şahsen abla valla bak iyi kadındır. Ben yani işte, tamamen kadın mı? Ben şu an hatta emin değilim. Ben bilmem valla kucakcak istiyor. Yo yo tamamen yani dediğim gibi anne gibi abla gibi öyle yani. İsmail ne oldu hallettin mi? Hallettim abi. Anne gibi, abla gibi mi? Aferin. Şuna bak, kadın yine bir şey giymemiş ya. Ben de üşüyor musun dedim, üşümüyorum dedi. Anlamadım o noktada. Ayşegül, güzel memeleri yok mu abi? Güzel memeleri var, ben beğendim. Tövbe tövbe dede sen de dedem, yani. Dedem bu yaşta ama yani. Peki, güzel memeleri var ama. Sonra ben garip oluyorum. Hepiniz aynısını diyor. Görülen bak saklanmaz diyor, ne yapalım? Sonra ben garip oluyorum. O zaman ben çıplak gezeyim. Yok yapma 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 artık öyle bir şey yok. Ya ben zaten Şaziye ile miyim? Değilim sen neyim o zaman? Zaten edebim el vermez öyle bir şeye. Kendisi nerede büyüdü tabi bilmiyorum ama açık onu ben de bilmiyorum. Geziyor. Neyse İsmail dediğim gibi yani birazcık düşünmem gerekiyor. Benim kafam çok karıştı. Tamam 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 ama yani net bir şekilde anlatabildim mi kendimi? Anlatamadım gibi hissediyordum. Anlattım sanki. Anladım, anladım ben. Kucaktan kucağa dolaşmayacaksın, anladım. Yok öyle bir şey yapmayacağım ya. Yani ben de dediğim gibi ya yani çok sen öyle yazınca çok kötü oldum ya. Dayanamadım yani. Kalbim parçalandı. Herkese sordum ne yapayım bilmem ne çok panikle yaptım. Ne dediler onlar? Ya biri gidiyor şey diyor. Biz de tatile gidelim. Dedim öyle şey olmaz. Ben hani Ayşegül'sü tatile gitmenin manası yok benim için. Hani anlamadı kimse. Kim diyor bunu? Ya sokaktan geçen bir adam. Ben de tanımıyorum valla. Sokaktan marketime geçen gelmiş. Adama niye böyle bir şey soruyorsun? Ya o kadar endişelendim. Ne yapayım? Arşmıyor. Tamam, çok teşekkür 15. Düşündüm. Yaşın canımsın. En iyi haberin misin? Eyvallah. Nasıl oldu? Evet. Tahsin'in götünü kurtarmak için yaptım. Tahsin ya söylesin. Ben vazgeçtim İsmail ya. Tam istediğim oluyor. Tam istediğim oluyor. Bir dakika peşinden koşacağım. Ayşegül. Ayşegül ne demek vazgeçtim ya. Niye? Yok yani sokaktaki insanların da diline düştüysek zaten. Ama düşmedik hayır o yüzden değil ben şey olarak sor yani orada yani ne yapayım ne edeyim nasıl ben Ayşegül'ü kazanırım diye soruyorum. He. Başka ne, niye sorayım ki? Şaziye abla da sordu sen bu kızı seviyor musun? E sen bu kızla evlenmek istiyor musun? O zaman niye söylemiyorsun öküz herif dedi. Ben de doğrusun dedim. Yani doğru söylemiş de. Doğru mu söylemiş bilemeyeceğim. Doğru söylemiş. Haklı. Niye söylemiyorum? Niye söylemedin o zaman? Panik yaptım. Ya hayır dersen diye. Ya seni kaybedersem böyle diye böyle. Böyle daha mı güzel? İşte olmadı. Yani ben işte o yüzden panik yaptım. Hamileyim. Eşim ne oluyor mu? Bilmiyorum. Ya yani olsun istiyorum. İsmail benim kafam gerçekten çok karıştı artık. Benim de çok karışık ya ben ama yani anlatabildim diye umuyorum yani. Yani seviyorum.
Yani asla gidip tatilde başka erkeklerle takılmanı istemiyorum. Herhangi bir erkek tatilde olmasan da olmanı istemiyorum. O da açık. Sen gerçekten öyle bir şey yapacağımı düşündün mü? Düşünmedim ama yani böyle hayal etmesi bile çok kötüydü. Hayal ettin yani. Ya hayal etmedim. Sen zaten yapmazsın hayal dedim ama. Hayal etmek düşünmek demek bir nevi zaten. Ya şöyle düşündüm. Ben cidden tamam, hani. Ismail. Bir dakika. Hayır. Şöyle düşündüm. Dedim ki ben söylemedim. Harbiden bıktırdım. En sonunda bırakıyor diye düşündüm. He bırakıyor diye. Evet yani bırakmanı istemiyordum. Ben sana öyle bir şey söyledim mi? İsmail biz senin orada dinlediğini fark ettik. O yüzden öyle şeyler konuştum. Yoksa öyle bir şeyler yapacak bile değilim zaten. Yani bunu biliyorsun diye umuyordum ama bilmiyormuşsun. Biliyorum. İşte hayır ben bilmiyormuşsun. Sadece... Bilmiyormuşsun. Hayır ya ben ama dediğim gibi çok panikliyorum bu tür şeylerde. O yüzden düz düşünemiyorum. Ya bu şeyle alakası yok. Ben seni kaybetmek istemediğimden böyle oluyor yani. Düz düşünemiyorum ki. Ya bak ben... sen kaybet istemiyorum diyorsun ama bu şekilde kaybediyorsun. İşte diyorum ki yani aynen kaybetmek istemiyorum dedim de saçmalıyorum işte seni kaybedeceğimi düşününce. Yani düzgün düşünemiyorum. Polis durdurdu dedik ya bu hız ne dedim. Önemli. En önemli şey. Sen de benim için önemlisin ama... Ya panik yapıyorum keşke o yüzden biliyorsun. Keşke bazı şeyleri. Ya düşünemiyorum işte senin hakkında bir şey olunca düşünemiyorum. Doğru düşünemiyorum. Ya oğlum ciğerim soldu ya. Kusura bakma dedem. Ne oldu bitti mi konuşuruz? Dede gel biz bir konuşalım seninle. Konuşalım. İsmail ne oldu? Ya şöyle söyleyeyim ben yani bu trip bir bomba olsaydı en son 1. Dünya Savaşı'nda bu kadar bomba atılmıştı. Ay fark ettim yani kız düşmanıymışım gibi geldi bana. Yani maşallah neler oldu anlamadım. Şu noktada hamileyim deyip ben artık bitirmeyi düşünüyorum. Kabul mü etti etmedi mi anlamadım ben onu. Etti sonra etmedi sonra trip attı sonra galiba tekrar etti. Bilmiyorum. Ay dalga mı geçiyor be? Anlamadım. Hatta bana böyle bir sinirden, şey yapmışlar. Sinirden atıştırıyor şu an. Valla bir de şey yapmışlar. Ben dinlediğimi duyup ondan sonra bir bana katakulle yapmışlar. Bir şey olaylar olmuyor. Anlamadım ya. Yani... Ha dede söyledi şimdi seni istemiyoruz gibi bir şey yapıp senin götünün tutuşmasını sağlamışlar. Ha tutuştu sağ olsunlar. Evet dedi İsmail'i kaptım dedi dede. Ben bir soğuk su içeyim de. Sen bu kızı seviyorsan evlen iyi güzel de. Yani bu kız bana böyle laflar diyecekse. Yo o halledilir ya. Biraz kıskanç. Birazdan kalsın bu kadar. Ya evet, ellerim bu kadar açılıyor. Yani... Ellerin ve gökyüzü dahil galiba ona. Yani yukarıya doğru. Allah'a doğru gidiyor böyle bak. Şöyle gösteriyorum. Böyle. Evet böyle. Dede halleder inşallah. Ya dede doğru konuşuyor biliyor musun? Ama dede gaza getirdi daha bizi. Düğün arabalarınızı hazırlıyordum ben. Ya bunu almışlar. Ay bundan düğün arabası mı olur be? Ben de dedim çok eski bir tüske ama bir şey demek istemem. Dedeyi kırmak istemedim. Benim Lambo'yu düğün arabası yaptı size. Ne diyorsun? Onunla gider gelirsiniz. Ya da şeyi yaparız. Benim eski ölen kocamdan kalan miras arabayı. Hangisi? Şey var. Kocam mı vardı? Yani... Ben onu bilmiyorum. Birkaç haftadır yoktum ya Japonya'ya taşındım. Birkaç haftalığına. Orada biriyle evlendim de rahmetli oldu. O bana miras bıraktı. O kadar hızlı. Biraz yaşlıydı. Maşallah. İsmail bir konuş.